Herkese yeniden merhaba. Tesmin'in Hobi Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu sevimli güzel yeleğin yapılışını anlatacağım. Çok güzel ve sevimli bir yelek gördüğünüz gibi bu modelimin yapılışı daha önce kanalımda mevcuttu. Bu model çok hoşuma gittiği için bu şekilde bu modelime bir yelek çalışması yapmak istedim. Gördüğünüz gibi 3 parçadan oluşan bir yelek modeli. Önler bu şekilde arka bu şekilde çok şık duran bir yelek bu şekilde üç tane de düğme kullandım bu yeleğim için elimde şu şekilde bir bebe ipi vardı kağıdı yok daha önce aldığım bir ip olduğu için sizler dilediğiniz bir bebe yünüyle bu şekilde yeleğinizi yapabilirsiniz bu yeleğim için ben bu ipim için üç buçuk numaralı Şiş kullandım. Bu şekilde. Dilerseniz şimdi bu yeleğimizin yapımına geçelim. Evet arkadaşlar yeleğimizin ön patları için üç parçadan oluşan bir yelek demiştim. 37 ilmek atıyorum. Bu şekilde şişime 37 tane ilmeğimizi atıyoruz. Kanalıma henüz abone değilseniz kanalıma ücretsiz olarak abone olup bildirim zilini aktif hale getirerek bütün videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Bu şekilde 37 tane olana kadar ilmeklerimi atıyorum. Evet şişime ilmeklerimi attım. Toplamda 37 tane ilmeğimizi attık. Ve lastik kısmımızı yapacağız. Haroşa olarak yapacağız lastik kısmımızı. Önde ve arkada düz örerek haroşa kısmımızı yapacağız. Bu şekilde bütün ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Evet döndüm ve Burada da aynı şekilde bütün ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Önde ve arkada bütün ilmeklerimizi düz olarak örüyoruz. Gördüğünüz gibi bu şekilde haroşalarımız oluşuyor. Dilerseniz her iki tarafta ters örerek de haroşalarınızı elde edebilirsiniz. Ben düz olarak örmeyi tercih ediyorum. Evet gördüğünüz gibi bir sıra haroşam oluştu. Bu şekilde 5 sıra haroşa olana kadar yastık kısmımızı örüp gelelim. Evet 5 sıra gördüğünüz gibi haroşama ördüm ve buradan sonra ön yüzdeyiz. Modelimizi uygulamaya başlayacağız yeleğimiz için. Kenarlarda 6 tane ilmek, altı kenar altı bu kenarda, altı bu kenarda haroşa örmemize devam edeceğiz. Orta kısmımıza modelimizi uygulayacağız. 6 tane düz ilmeğimi örüyorum. Haroşalarımla devam edeceğim. Kenarlarda 6 tane ilmeğimizle demiştim. 3 4, 5 ve 6. 6 tane ilmeğimi ördüm. Modelim 3 ilmek ve katlarından oluşmakta. Dilediğiniz büyüklüğe gelene kadar bu kenar patlarını hesapladıktan sonra 3 ve 3'ün katı olacak şekilde ilmeklerinizi atıp ekstra bir tane daha ilmek atıyoruz. Bu modelim kanalımda mevcut. Daha detaylı anlatımıyla modelim kurulumuna başlıyorum. Bir ters örüyorum. Bir tersten sonra iki düz örüyorum. Bu şekilde birinci modeli kurmuş olduk. İkinci modele geçiyorum. Bir ters, iki düz. Bir ters, iki düz. Bir ters, iki düz. Bir ters, iki düz, ters, iki düz şeklinde modelimizi kuruyoruz. Modelimizin birinci sırası bu şekilde oluşuyor. 2 4 6 2 düz 1 ters 2 düz 6 burada son modelimizi yaptık ekstradan bir tane attım ilmeğimde ters olarak örüyorum bu altı tane ilmeğimde haroşa olarak örüyorum bu şekilde düz olarak örüyoruz 3 4 5 ve 6 bu altı tane ilmeğimizi arkada da düz olarak örüyoruz. Devam ediyoruz. Düz olarak örmeye 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Haroşamızı ördükten sonra modelimizin olduğu kısmımızda düzlerimizi düz, terslerimizi ters olacak şekilde örüyoruz. Modelimizin ikinci sırası ve arka sırasındayız. Bu şekilde düzleri düz, tersleri ters olacak şekilde ilerliyoruz. Evet, haraşamızın olduğu yere kadar düzlerimiz düz, terslerimiz ters olarak ördük. Haraşolarımızın olduğu yerde de da ne yapıyorum? Düz olarak örüyorum ve kenar ilmeğimiz. Döndük. ön yüzdeyiz. 6 tane ilmeğim düz olarak örüyorum. 2, 3, 4, 5 ve 6. Ve modelimle devam ediyorum. Bir ters. Burada bir tersimi ördükten sonra iki düzüme geldiğimde şu şekilde iki düzümün arasından batıyorum. Bir ilmek çıkarıyorum. Başını doluyorum. İkisinin içinden geçirip bir ilmek daha çıkarıyorum. Bu şekilde iki ilmekten üç ilmek çıkartmış oldum. Devam ediyorum. Bir ters iki ilmeğin arasına batıyorum bir ilmek başını dola ikisinin içinden bir ilmek daha çıkarıyorum ikinci modelimizde yaptık bu şekilde modelimizin üçüncü sırasındayız ve üçüncü sırasında da bu şekilde ilmek çıkararak ilerliyoruz bir ters iki düzünün arasına batıyorum başını doluyorum ikisinin içinden bir ilmek çıkarıyorum. Bir ters, iki düzümün arasına batıyorum. Bir ilmek başını dola, ikisinin içinden bir ilmek çıkarıyorum. Bir ters, bu şekilde üçüncü sıramızda uyguluyoruz. Ve burada bir tersimizi örüyoruz bu kenardaki 6 tane haroşamızda örüyoruz ve kenar ilmeğimiz modelimizin üçüncü sırasında bu şekilde yaptık dönüyoruz arka yüzde ve dördüncü sıramızdayız kenar patlarımı ne yapıyorum düz olarak örüyorum daha sonra düz olan ilmeğimi düz Burada üç tane ilmeğim var. Bir tanesini çıkartmıştık. Gördüğünüz gibi iki ilmekten üç ilmek çıkartmıştık. İlk iki ilmeğimi ters olarak örüyorum. Üçüncü ilmeğimi örmeden şim alıyorum. İpim önde olacak şekilde. Bir düz. iki ters. İpim önde. Üçüncüyü örmeden alıyorum. Bir düz. iki ters örüyorum. Buradaki diğer ilmeğimi de örmeden şişime alıyorum dördüncü sıramda da bu şekilde devam ediyoruz bir düz iki ters bir tane örmeden al şeklinde sıra sonuna kadar örüyoruz bir düz iki ters bir tane örmeden al bir düz iki ters bir tane örmeden al Burada bir düz. Haroşa kısmımıza geldik. Burayı da düz olarak örüyoruz. Ve kenar ilmeğimiz. Döndük. Beşinci sırasındayız. Kenardaki ilmeklerimi örüyorum. Dört, beş ve altı. Altı tane ilmeğimi ördüm. Model kısmına geldim. Bir tersimi örüyorum. Tersimden sonra çıkarttığım ve arkada örmediğim ilmeğimi alıyorum şişime örmüyorum bu iki tane ilmeğimi ters olarak örüyorum bu ters olarak ördüğüm ilmeğim üzerinden bu ilmeğimi geçiriyorum gördüğünüz gibi birinci modelimiz ortaya çıktı devam ediyorum bir ters örüyorum örmeden aldığım ilmeğimi aldım iki tane daha ters örüyorum bu iki tersin üzerinden bu örmeden aldığım ilmeğimi geçiriyorum bir ters örmeden al iki ters örmeden aldığım ilmeğim üzerinden geçir bir ters bir tane örmeden al iki ters üzerinden geçir beşinci sıramızda bu şekilde tamamlıyoruz çıkarttığımız ilmeğimizi beşinci sıramızda bu şekilde eksiltiyoruz ve ilmek sayılarımız baştaki ilmek sayılarımıza düşüyor bu şekilde gördüğünüz gibi bir ters örmeden al iki ters üzerinden geçir bir ters Evet modelimizin beşinci sırasında yaptık ve modelimiz ortaya çıktı gördüğünüz gibi burada da alttan tane ilmeği düz olarak örüyorum kenar ilmeğimiz döndük arka yüzde 6. Sırasındayız. Burada da bütün ilmeklerimiz sıra sonuna kadar düz olarak öreceğim. Burası modelimin son sırası. Buradan sonra tekrar baştaki gibi modelimi uygulayacağım. Bu şekilde alt sıradan oluşan bir model. Son sıramı da hepsini gördüğünüz gibi düz olarak örüyoruz. Hiçbir işlem yapmadan hepsini düz olarak örüyoruz. Ön yüze geldiğimizde tekrar modelimizi uyguluyoruz. Anlaşılır olabilmesi açısından bir kere daha göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi modelimiz ortaya çıktı. Bu şekilde devam ediyoruz. 6 tane ilmeğim düz olarak örüyorum. Kenar patımı 3, 4, 5 ve 6 tane ördükten sonra tekrar modelimi kuruyorum bir ters 2 düz bir ters 2 düz bir ters iki düz olacak şekilde birinci sıramı kuruyorum bu şekilde Evet ilk sıramızı bu şekilde kurduk. Dönüyoruz arka yüzde ve ikinci sıramızdayız. ikinci sıramızda da ne yapıyoruz? Gördüğümüz gibi örüyoruz. Kenardaki altı ilmeğimi düz olarak örüyorum. Diğer ilmeklerimi düzlerimi düz, terslerimi ters olacak şekilde sıra sonuna kadar örüyorum. Evet ön yüze geldik ve modelimizle devam ediyoruz. Modelimizin 3. sırasındayız. 6 alt, alt saniye ördük ve 3. sırasına geldiğimizde bir ters. Tersimizi ördükten sonra iki düzümüzün arasından batıyorduk. Bir ilmek çıkarıyorum, başını doluyorum. Tekrar içine batıp bir ilmek de buradan çıkarıyorum. Bir ters, ikisinin arasına bat bir ilmek, başını dolan. İçinden de bir ilmek çıkarıyorum. Bir ters, ikisinin içine bak arasına batıyorum bir ilmek başını doluyorum içine batıp bir ilmek çıkarıyorum arasına battım başını doladım içine batıp bir ilmek çıkarttım 3. Sıramı da bu şekilde tamamlıyorum bir ters ikisinin arasına bat, bir ilmek çıkart başını dola ikisinin arası içinden bir ilmek daha çıkarıyorum. Bir ters ikisinin arasına bak bir ilmek başında olan içinden de bir ilmek çıkarıyorum. Ve bir ters. Bu şekilde üçüncü sıramızda yapmış olduk. Kenardaki ilmeklerimi örüyorum. Ve dönüyorum. Arka yüzde ve dördüncü sıramdayım. modelimizle devam ediyoruz. Bir düz, iki ters, iki tersten sonra bir tane örmeden alıyorum. Bir düz, iki ters, bir tane örmeden al. İpimiz önde olacak şekilde. Bir düz, iki ters, bir tane örmeden al dördüncü sıramı da bu şekilde tamamlıyorum bir düz iki ters bir tane örmeden al bir düz iki ters bir tane örmeden al bir düz iki ters bir tane örmeden al bir düz kenardaki ilmeklerimi örüyorum ve döndüm 5. sıramdayım. Kenardaki ilmeklerimi örüyorum. Burada bir tersimi örüyorum. Tersimden sonra çıkarttığım ilmeği ne yapıyorum? Alıyorum örmeden. İki ters örüyorum. İki tersim üzerinden bu ilmeğimi geçiriyorum. Bir ters, bir örmeden al. İki ters, iki tersin üzerinden örmeden aldığımı geçiriyorum. Bir ters, bir tane örmeden al iki ters örmeden alın üzerinden geçiriyorum bir ters bir tane örmeden aldım iki ters bunun üzerinden geçiriyorum bir ters örmeden al iki ters iki tersin üzerinden ilmeğimi geçiriyorum beşinci sıramı da bu şekilde bitiriyoruz 6 sıradan oluşan bir modeldi. Buradan sonraki 6. sıramızda da hepsini ne yapıyorum? Düz olarak örüyorum. Ve modelimi bitiriyorum. Tekrar 1. sıradan başlıyorum. Evet, 5. sıramda bu şekilde ördüm ve döndük. 6. sırada hepsini ne yapıyorum? Sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Bu şekilde modelimi uygulayarak koltuk kısmına kadar örüyoruz. Hiçbir eksiltme artırma yapmıyoruz. Kenarlarda 6 tane ilmeğimizi haroşa olarak, orta kısmında da da modelimizi uyguluyoruz. Daha sonra koltuk kısmına geldiğimizde eksiltmelerimiz olacak. Eksiltmelerimizi yapacağız. Yaka kısmını yapacağız. Bu şekilde yeleğimizi bitireceğiz. Evet, altıncı sıramı da ördüm. Ve tekrar ön yüzdeyiz. Gördüğünüz gibi modelimiz ortaya çıktı. Bu şekilde dediğim gibi koltuk kısmına kadar örüp gelelim. Evet, yeleğimin ön patının koltuk altına kadar olan kısmına modelimi uygulayarak ördüm toplamda kaç tane model yapmışız 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 toplamda 13 tane modelimi uygulamışım 13. modelin bittikten sonra ön yüzdeyiz ve eksiltmelerimizi yaka kısmımızı yapmaya başlayacağız buradan sonrasında Evet başlayalım eksiltme işlemimizi yapacağız ön yüzdeyiz gördüğünüz gibi modelimizin kenardaki altı tane haroşamı örüyorum 4 5 ve 6 6 tane haroşamı ördükten sonra eksiltme işlemine geçeceğim bir ters örüyorum bir tersimden sonra iki ilmeğin birlikte düz olarak kesiyorum birinci eksiltmemi yapmış oldum bir ters örüyorum bir düz bir ters, bir düz, bir ters, ikinci eksiltmemi yapıyorum. Düz olarak eksiltme yapıyoruz gördüğünüz gibi. Çünkü bu kısım bir düz bir ters olacağı için bu şekilde yapıyoruz. İkinciliği yaptıktan sonra devam ediyorum. Bir ters, bir düz, bir ters, bir düz, bir ters ve iki ilmeğimi üçüncü kez eksiltme işlemi yapıyorum bir ters, bir düz, bir ters, bir düz, bir ters. İki ilmeğimi düz olarak kesiyorum. Ve dördüncü eksiltmemi yapmış oldum. Toplamda dört tane ilmeğimi eksilttim burada. Bir ters. Buradaki altı tane ilmeğimizi düz olarak örüyoruz. Orta kısımda ne yaptık? Bir ters bir düz olacak şekilde orta kısımda modelimizi uyguladık. Dönüyoruz arka yüzdeyiz. Aynı şekilde devam ediyorum. Kenardaki 6 tane ilmeğimizi düz olarak örüyoruz. Orta kısımdaki ilmeklerimizde bir ters bir düz gelecek şekilde örüyoruz. Nasıl denk geliyorsa o şekilde örüyoruz gördüğünüz gibi. Bir ters bir düz olacak şekilde örüyoruz. Eksiltmemizi yaptıktan sonra bu şekilde biraz örüyoruz. Daha sonra yaka kesimimizi yapacağız. Evet, sıramızı da bu şekilde tamamladık. Gördüğünüz gibi döndük tekrar ön yüzdeyiz. Ön yüzde de aynı şekilde devam ediyorum. Kenardaki patlarımı haroşa olarak örüyorum. Buraya geldiğimde de bir ters, bir düz, bir ters, bir düz olacak şekilde örüyorum. Bu şekilde biraz örüp gelelim. Evet. Kesmemizi yaptıktan sonra kenarlar haroşa ortada bir ters bir düz olacak şekilde 8 diş haroşa olana kadar ördüm şuradan. Şu modelimizin bitiminden itibaren sayınca 1 2 3 4 5 6 7 8. Gördüğünüz gibi 8 diş haroşa olana kadar bir ters bir düzümü ördüm. Ön yüzümü ördüm ve ayrımımı yaptım. Burası sağ patımı oluşturduğu için koltuk altı kısmımız bu tarafı oluşturuyor. Ön kısmımız da bu tarafı oluşturuyor. Ön kısmımızda biraz haroşalı kısım olacak. öreceğiz daha sonra yaka kısmını keseceğiz. Arka yüzde uygulamaya başlıyoruz. Ön kısmımız burası haroşa olacak. Bir ters bir düz olarak örmeyeceğiz. Bütün ilmeklerimizi ayracımı koyduğum yere kadar düz olarak öreceğim. Yaka kısmında 20 ilmek kol tarafında bu tarafta da 13 ilmek bıraktım. Burası 20 ilmekten oluşuyor. Burası da 13 ilmekten oluşuyor bu şekilde 20 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum arkada önde de düz olarak öreceğiz Evet 20 tane ilmeğimizi ördük bu şekilde gördüğünüz gibi ayraç koyduğum yere kadar buradan sonrasında da bir düz bir tersimle devam edeceğim bir düz bir ters bir düz bir ters bir düz bir ters bir düz bu kenardaki kenar patını da örüyorum ve kenar mims. Devam ediyorum. 6 tane haroşamı örüyorum. 6 tane haroşamı ördükten sonra burada ne yapıyorum? Bir ters, bir düzle de devam ediyorum bu şekilde. Bir ters, bir düz. Aracımın olduğu yere kadar bir ters bir düzümle devam ediyorum ayracımın olduğu yere geldim burada ne yapıyoruz düz olarak örüyoruz haroşalı kısmımız oluşturuyor burası gördüğünüz gibi bu şekilde düz olarak örüyorum hiçbir işlem yapmıyoruz burada bu şekilde örüyoruz Burada gördüğünüz gibi bir diş haroşam oluştu. Toplamda 4 sıra haroşa olana kadar bu şekilde örüyoruz. Evet, burada gördüğünüz gibi 4 diş haroşam olana kadar bu şekilde ördüm ve buradan sonra kesme işlemi yapacağım. Yaka da kesme işlemimizi yapacağız. Arka yüzdeyiz. Şişimde 19 tane ilmeğim kalana kadar kesme işlemimi yapacağım. Örerek kesiyorum bu şekilde. Ördüm üzerinden geçiriyorum kesiyoruz ördüm üzerinden geçiriyorum bu şekilde dediğim gibi şişimde 19 tane ilmeğim kalana kadar kesme işlemi yapıyorum Evet 19 tane ilmeğim kalana kadar kesme işlemi yaptım. Bu tarafta da aynı şekilde 6 diş haroşem burada da 6 diş. Bu ortada da bir ters bir düzüm kaldı. Bu şekilde örmeye devam edeceğim. Kenarlarda 6 tane düz önde ve arkada. Ortada da bir düz bir ters şeklinde örmeye devam edeceğim. Bu şekilde ördük. A yüzdeyiz. Burada da aynı şekilde devam edeceğim. Toplamda 8 sıra daha bu şekilde öreceğiz. Kesmemizi yaptıktan sonra 8 diş haraşo olana kadar bu şekilde eksiltme var artırma yapmadan örüp gelelim. Evet, bu şekilde gördüğünüz gibi kesmemi yaptıktan sonra 8 diş haraşo olana kadar bu şekilde ördük. 1 2 3 4 5 6 7 8 bu şekilde ördükten sonra yeleğimizin ön bir patı bitmiş oldu bu şekilde gördüğünüz gibi. Diğer patını öreceğiz. Bu şekilde şişimde durutuyorum ilmeklerimi. Örerek birleştireceğim için bu şekilde durutuyorum. Diğer ön patımızı da koltuk altına kadar 37 ilmek atıp koltuk altına kadar gelecek şekilde bu şekilde modelimizi uygulayıp örüp gelelim. Evet, yeleğimin sağ patını ördüm ve bitirdim. Sol patımı da 37 ilmek başladım ve koltuk altına kadar modelimi uyguladım. Toplamda 13 kere modelimi uygulamış oldum. 13. modelimin 5. sırasında iliğim açacağım için 5. sırasında bıraktım 13. modelimi. Bu şekilde ördükten sonra ilk iliğimizi açacağız. Gördüğünüz gibi 5. sıramızdayız. 13. modelimizin ve ilk iliğimizi açıyoruz. Sol tarafa iliğimizi açıyoruz. 1 2 3 tane düz örüyorum. Daha sonra başını doluyorum. 2 ilmeğimi kesiyorum. Bu şekilde birinci iliğimi açmış oldum. Bir düzümü ördüm ve modelimle devam ediyorum. Bir ters, bir tane örmeden al. İki ters. Bu iki ilmeğimi üzerinden geçiriyorum. Bir ters, bir tane örmeden al. İki ters. Bu ilmeğimi iki tersimin üzerinden geçiriyorum. Modelimin 5. sırasında iliğimizi açtık ve devam ediyoruz. Arka yüzümüzü de ördükten sonra ön yüzde eksiltme işlemleri yapacağız. Bu şekilde bu sıramızı da tamamlıyoruz. Bir ters ve altı tane düzüm örüyorum. Bir, iki, üç, dört, beş ve altı döndüm arka yüzde ne yapıyorum arka yüzde de hepsini düz olarak örüyorum bütün ilmeklerimi sıra sonuna kadar düz olarak öreceğim bu şekilde hepsini düz örüp gelelim Evet ön yüzdeyiz ve eksiltme işlemi yapacağız bu arada ne yapıyorduk eksiltme işlemleri yapıyorduk 6 tane ilmeğimizi düz olarak örüyorum Evet 6 tane düz olarak ördükten sonra bir ters iki ilmeğimi birlikte düz olarak kesiyorum. Bir ters bir düz olarak denk geliyor bu şekilde zaten. Arasında 5 tane ilmeğimi bir ters bir düz olarak örüyorum. Ve daha sonra 5 tane ördükten sonra kesme işlemi yapıyorum. Gördüğünüz gibi. 5 tane ördük. ikinci kesmemi yapıyorum. Bir ters, bir düz, bir ters, bir düz bir ters üçüncü kesmemi yapıyorum bir ters bir düz bir ters bir düz ve bir ters dördüncü kesmemi yapıyorum bir ters gördüğünüz gibi dört tane kesme yaptık ve bir düz bir ters olacak şekilde ilmeklerimiz de geldi bu şekilde buradaki ilmeklerimi de düz olarak örüyorum Kenarlarda haroşa ortada bir düz bir ters olacak şekilde örmeye devam ediyoruz. İkinci iliğimize kadar bu şekilde örüp gelelim. Evet ilk iliğimi açtıktan sonra 6 sıra haroşa ördüm ve ikinci iliğimi açıyorum. Burada ilmeğim ikinciliğimizi açacağız. 3 tane ilmeğimizi örüyoruz düz olarak. Daha sonra başını doluyorum. 2 ilmeğimi birlikte düz olarak kesiyorum. bir düz. İkinciliğimi de açmış oldum. Üçüncülüğümü de aynı şekilde 6 sıra haroşa ördükten sonra ilimizi açacağız. Burada bir ters bir düzümüzü ne yapacağız? 8 sıra olana kadar da bu kısmımızı öreceğiz. Daha sonra ayrımlarımızı yapacağız. Evet. 5 diş haroşa ördükten sonra ikinciliğimizi açıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. Gördüğünüz gibi ikinci iliğimizi açıyoruz. 3 tane ördük. Başını doladım. İkisini kesiyorum. Bir düz. Gördüğünüz gibi ikinci iliğimizi açmış olduk. Burada da bir düz bir ters olacak şekilde devam ediyoruz. 5 diş haroşa ördükten sonra üçüncü iliğimizi açacağız. Toplamda üç ilik açacağız. Burayı da bir ters bir düz ortaları kenarlarda da haroşa olacak şekilde toplamda 8 sıra öreceğiz. Daha sonra ayrımlarımızı yapacağız. Bu şekilde 8 sıra örüp gelelim ve daha sonra ayrımlarımızı yapalım. Buradaki eksiltmemi yaptıktan sonra 8 sıra öreceğiz. Evet 8 sıramı ördükten sonra ayrımlarımı yaptım. Şurada kesmemi yaptıktan sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 diş haroşa olana kadar buralarda haroşa burada da ne yaptık? Bir ters bir düz olarak ördük. Daha sonra ön yüzümü ördüğümde arka yüzde ne yapıyorum? Ön kısımda 20 ilmek kol kısmında da 13 ilmek ayrımı yaptım. Burada haroşalı ve bir ters bir düzüm devam edecek. Burayı da haroşa olarak öreceğiz. Hemen başlayalım. Kenardaki 6 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. Daha sonra buradakileri de bir düz, bir ters, bir düz, bir ters olacak şekilde örüyorum. Buraya geldiğimde ayrıcımı alıyorum ve buradaki ilmeklerin hepsini düz olarak örüyorum önde ve arkada düz olarak burayı haraşolu kısmımızı yapmış oluyoruz. Bu şekilde 4 sıra haroşam oluşana kadar örüyoruz. Daha sonra eksiltme işlemimizi yapıyoruz. Bu şekilde gördüğünüz gibi bir diş haroşam oluştu. Bu şekilde 4 diş olana kadar örelim. İliğimizi açmayı unutmayalım. Daha sonra kesme işleminle gelelim. Evet, 4 diş haroşama ördükten sonra ne yapıyorum? Burada kesme işlemimi yapacağım. Şişimde 19 tane ilmek kalana kadar örerek ne yapıyordum? Kesme işlemimizi yapıyoruz. Bu şekilde örüyorum. Ördüğüm ilmeğin üzerinden bir öncekini geçiriyorum. Düz olarak örüyorum ve diğerini bunun üzerinden geçiriyorum bir tane düz ör üzerinden diğer ilmeğimizi geçiriyoruz bu şekilde eksiltme işlemi yapıyoruz gördüğünüz gibi kesmemizi bu şekilde yapıyoruz toplamda 19 tane ilmeğim kalana kadar bu şekilde kesiyoruz evet şişimde 19 tane ilmeğim kalana kadar yaka kısmında eksiltme işlemi yaptım gördüğünüz gibi buradan sonra ne yapıyorum Kenarlarda haraşalarımı ortada da bir ters bir düzümü örerek devam edeceğim. Buradan sonra kesme işlemi yaptıktan sonra 8 sırada bu şekilde öreceğiz. Daha sonra ön patımızı bitirmiş olacağız. Evet yeleğimin iki ön patını da ördüm. Sağ patımızı da ördük. İleğimizi de açtık bu şekilde gördüğünüz gibi. Daha sonra 8 sıra kesmemi yaptıktan sonra 8 diş daha haroşa olana kadar ördük. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Daha sonra bu şekilde şişimizde bırakıyoruz. İlmeklerimizi örerek birleştireceğim için buradan sonrasında arkaya geçiyoruz. Arkamızı başlayacağız. Dilerseniz şimdi arkamıza başlayalım. Evet, yeleğimizin arka kısmı için de 67 ilmek atacağız. Bu şekilde ilmeklerimi atıyorum. Toplamda 67 ilmeğimi atıp gelelim. Evet şişime 67 tane ilmeğimi attım gördüğünüz gibi. 5 diş haroşa olana kadar ne yapacağız? Önde ve arkada düz olarak öreceğiz. Hiçbir şey yapmadan lastik kısmımızı yapıyoruz. Haroşa olarak yapacağız lastiğimizi önde ve arkada düz olarak öreceğiz. Daha sonra 5 diş harcadan sonra modelimizi uygulayacağız. Önlerde olduğu gibi modelimizi aynı şekilde arka yüzde de uygulayacağız. Evet. Gördüğünüz gibi burada haroşam oluşuyor. Bu şekilde 5 diş haroşamı örüp gelelim. Evet arka yüzde de 5 sıra haroşamı ördükten sonra modelimi kurmaya başlıyorum. 6 tane iki kenarda da aynı şekilde haroşalarım olacak. Düz olarak örüyorum 6 ilmeğimi. 2, 4, 5 ve 6. 6 tanesini düz olarak ördüm. Daha sonra modelimi kurmaya başlıyorum. 1 ters, iki düz. Bir ters, iki düz şeklinde ne yapıyoruz? Modelimizin ilk sırasında modelimizi kuruyoruz. Bir ters, bir iki düz olacak şekilde. İki düz. Bu şekilde sıra sonuna kadar burada altı tane ilmeğim kalana kadar bu şekilde modelimi kuruyorum. Evet burada 6 tane ilmim kalana kadar bir ters iki düz olacak şekilde ördük. En son burada bir tane tersimi ördüm ve 6 tane ilmimi de kenarda haraşo olarak örüyoruz ve kenar ilmimiz döndük. Arka yüzde ikinci sıramızdayız. Arka yüzde de kenardakilere haraşo olarak örüyoruz düz olarak. 5 ve 6. 6 tane ilmeğimi düz olarak ördüm. Diğer ilmeklerimi de ikinci sıramda gördüğüm gibi örüyorum. Düzlerimi düz, terslerimi ters olacak şekilde örüyoruz bu ortadaki ilmeklerimizi. Evet ön yüze geldik ve üçüncü sıramızdayız. Kenardaki altı tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. Ördükten sonra model kısmına geçiyorum. Bir ters, iki düzüme geldiğimde ne yapıyorum? İkisinin arasına batıyorum. Bir ilmek başını doluyorum. İkisinin içinden bir ilmek daha çıkarıyorum. Bir ters, ikisinin arasına bat. Bir ilmek başını dola. İkisinin içinden bir ilmek daha. İki ilmekten üç ilmek çıkartmış oluyoruz. Üçüncü sıramızda bu şekilde tamamlıyoruz. Evet döndük. Arka yüzde ve dördüncü sıramızdayız. 6 tanesini düz olarak örüyoruz. Ve model kısmımıza geldiğimizde 1 düz, 2 ters, 1 tane örmeden al. 1 düz, 2 ters, 1 tane örmeden al. 1 düz, 2 ters, 1 tane örmeden al şeklinde 4. sıramızda tamamlıyoruz. Evet modelimizin dördüncü sırasına tamamladık. Ön yüze geldik ve beşinci sırasındayız. Devam ediyoruz. Kenardaki altı tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. Model kısmına geldiğimde bir ters bir tane örmeden alıyorum. iki ters örüyorum. İki tersin üzerinden bu ilmeğimi geçiriyorum. Bir ters bir tane örmeden al. iki ters iki tersin üzerinden örmeden aldığım ilmeğimi geçiriyorum. Bir ters örüyorum, bir tane örmeden alıyorum, iki ters örmeden aldığım ilmeğin üzerinden geçiriyorum. Bu şekilde beşinci sıramızı da tamamlıyoruz. Bu sırayı da bu şekilde örüp gelelim. Evet, beşinci sıramı da gösterdiğim şekilde tamamladım ve dönüyoruz arka yüzde altıncı sıramızdayız altıncı sırada da ne yapıyoruz hepsini düz olarak örüyoruz bütün ilmeklerimi sıra sonuna kadar düz olarak öreceğim ön yüze geldiğimde tekrar modelimizi uygulayacağız bu şekilde hepsini düz olarak örüyorum Evet altıncı sıramı da hepsini düz olarak ördüm ve ön yüze geldim. Birinci modelimiz bitti gördüğünüz gibi. İkinci modelimize başlayacağız. Bu şekilde arka tarafımızda koltuk altına kadar örüyoruz. 13 kere modelimizi tekrarlayacağız. Daha sonra kol kısmını ayarlayacağız. Bu şekilde örüp gelelim. Evet arkadaşlar. Yeleğimin arka kısmını da koltuk kısmına kadar modelimi uygulayarak ördüm. Toplamda 13 kere modelimi uygulamış oldum. Buradan sonrasında arka yüzde düzümü ördüm ve ön yüze geldiğimde burada kesme işlemleri yapacağım. Burada 4 tane ilmeğimizi keseceğiz ara ara. 4 ilmek yeterli olacaktır. Daha sonra bir ters bir düz kenarlarda haroşalarımızla örmemize devam edeceğiz. Hemen başlayalım kenardaki ilmeklerimizi örüyoruz. Buradaki 6 tane haroşamı örüyorum. 3 4 5 ve 6. 6 tane haroşamı ördükten sonra bir ters. Bir tersten sonra ne yapıyorum? Bir tane kesmemi yapıyorum düz olarak. Kesmemi yaptıktan sonra bir ters bir düz bir ters bir düz bir ters bir düz bir ters bir tane daha eksiltme yapıyorum devam ediyorum bu şekilde ara ara iki tane ilmeğimizi de eksiltme yaparak bu kısmımızı tamamlıyoruz Evet, ara ara eksiltmelerimi yaptım. Toplamda 4 tane ilmeğimi eksiltmiş oldum burada. Dönüyorum. Arka yüzde de ortada bir düz, bir terslerimle, kenarda da haraşolarımla devam ediyorum. Bu şekilde. Kenarlarda haraşolarımı örüyorum. Daha sonra buraya geldiğimde bir düz, bir ters bir düz bir ters düz ters olacak şekilde örüyoruz bu şekilde örüp gelelim Evet yeleğimizin Burada kesme işlemimizi yaptıktan sonra bir düz bir ters olarak örmeye devam ettik. Bu şekilde 12 sıra şurada 12 diş haroşa olana kadar bir ters bir düzümüzü ördük. Şu şekilde sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Gördüğünüz gibi kesmemizi yaptıktan sonra şuradan sonra 12 diş haroşa olana kadar bir düz bir ters olarak ördük. Ördükten sonra orta kısımda haroşa kısmımız oluşacak. Kenarlarda kenar bantlarımız oluşacak. Önlerde nasıl yapmıştık? 7 tane bir düz bir ters vardı burada. Burada da aynı şekilde bu orta kısmı da haroşa olarak öreceğiz. Bu kenardaki haroşalarımızda devam edeceğiz. Arka tarafta devam ediyoruz. Dilerseniz belirleyici koyabilirsiniz. Dilerseniz direkt bu şekilde başladığınızda da hiçbir sıkıntı olmadan rahatlıkla yapabilirsiniz. Hemen geçelim. Kenardaki 6 tane ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. 2 3 4 5 ve 6 6 tane haroşa ördükten sonra 7 tane ilmeğimi bir düz bir ters olarak örüyorum. 1 2 3 4 5, 6 ve 7. Evet gördüğünüz gibi 7 tane ilmeğim bir düz bir ters olarak ördüm. 6 tane ilmeğim de bu kenardaki haroşalı kısmımız. Bu tarafa geldiğimde bu ara kısımdakileri de haroşa olacak şekilde yani düz olarak örüyorum. Burada 6 burada 7 de burada 13 tane ilmeğim kalana kadar düz olarak örüyorum bu aradaki ilmeklerimizi. Bu şekilde ters düz örmüyorum düzlerimi de düz terslerimi de ters olacak şekilde örüyorum bu kenarda 13 tane ilmeğim kalana kadar Evet burada 13 tane ilmeğim kalana kadar gördüğünüz gibi burayı düz olarak ördüm. 13 tane ilmeğim kalınca 7 ilmeğim ne yapıyorum? Bir düz, bir ters, bir düz, bir ters olarak örüyoruz. Evet buradaki bir düz bir terslerimi ördüm. Burada da 6 tane ilmeğimi haroşa olarak yani düz olarak örüyoruz. Döndük ön yüzdeyiz. Gördüğünüz gibi burada bir diş haroşam oluştu. Bu şekilde burada 4 diş haroşa olana kadar örüyoruz. Bu kenarlarda 7 tane ilmeğin bir düz bir ters diğerlerini haroşa olarak örüyoruz. Dediğim gibi 4 diş örüp gelelim. Evet burada 4 diş haroşa olana kadar ördüm ve kesme işlemi yapıyorum 4, 4 sıra haroşam oluştuktan sonra kesme işlemine geçeceğiz bu kenar bantlarımızı devam edeceğiz bu orta kısmımızı keseceğiz önlerde olduğu gibi 6 burada 7 ortada 6 bu kenarda olacak şekilde 6 6 12 7 daha 19 ilmeğimizi bu şekilde kenarda ilerleteceğiz. Bu kenarda da aynı işlemi yapacağız. Kenardaki haroşalı kısımlarımı örüyorum. 6 tane. 1 2 3 4 5 ve 6. 6 tane haroşamı ördükten sonra bir ters, bir düz, bir ters, bir düz, bir ters, bir düz, bir ters 1 düz 1 ters gördüğünüz gibi burada 7 tane ilmeğim bir ters bir düz olarak ördüm ve 6 tane ilmeğim de haroşa olarak örüyorum 1 2 3 4 5 5 ve 6 6 tane ilmeğimizi ördük bu kenar larımızı bu şekilde ayarlamış olduk ve buradaki kalan ilmeklerimi de kesiyorum Kesme işlemimi ne yapıyordum? Örerek kesiyordum. Ördüğüm ilmeğin üzerinden ilk ilmeğimi geçiriyorum. Örüyorum. Üzerinden geçiriyorum diğerini. Bu şekilde örerek eksiltme işlemi yapıyoruz bu orta kısımda. Bu diğer kenarda 19 ilmeğim kalana kadar bu şekilde eksiltmelerimi yapıyorum. Evet bu tarafta 19 tane ilmeğim kalana kadar eksiltme işlemi yaptım. Şu ara kısımda gördüğünüz gibi buradan devam ediyorum. Kenardaki haroşalarımı örüyorum. Ortadaki bir düz bir tersimi örmeye devam ediyorum. Bu şekilde. kenardaki haroşalarımı da örüyorum. Ve döndük. Ön yüzdeyiz. Burada kesmemizi yaptıktan sonra 4 diş haroşa olana kadar örüyoruz. Kenarları haroşa orta kısmı bir düz bir ters olacak şekilde örüyoruz. Bu şekilde örüp gelelim. Evet burada kesmemi yaptıktan sonra 4 diş haroşa ördükten sonra birleştirme işlemi yapacağız. Omuz kısımlarımı örerek birleştireceğim. Bunun için şu şekilde diğer ön parçamı alıyorum. Şu şekilde gördüğünüz gibi düz olan kısmı iç tarafta kalacak şekilde şu şekilde döndürüyorum. Gördüğünüz gibi arka tarafta bize bakıyor. Düz kısmı ön kısmımızda ters kısmı bize bakacak şekilde bu şekilde koyuyoruz ve ikisini şu şekilde birleştirip burada birleştirme işlemi yapacağız. Örerek birleştiriyoruz. Evet bu şekilde birleştirdikten sonra bir tığ yardımıyla burada ikisini şu şekilde örerek birleştiriyoruz. Bir öndekinden bir arkasındakinden alarak şu şekilde birleştiriyorum. Sırasıyla bu şekilde alarak birleştirme işlemi yapıyorum bir önden bir arkadakinden alıyorum ve ikisini çıkarıyorum bunu da bunun içinden geçiriyorum bir önden bir arkadan aldım ikisini içinden geçirdim bunun içinden de geçiriyorum bu şekilde birleştirme işlemimizi yapıyoruz düğümleklerimi bu şekilde birleştiriyorum. Evet, birleştirme işlemimizi yaptık. Gördüğünüz gibi bu şekilde şöyle göstereyim. Çok düzgün duruyor. Bu şekilde birleştirme yaptığımızda gördüğünüz gibi diğer kısmı da aynı şekilde 4 diş haroşa olana kadar ördükten sonra birleştirme işlemini yapacağız. Buraya ipimizi bağlıyoruz. Dönüyoruz. Buradaydık. Buradan devam edeceğiz. Bu şekilde Burada 4 diş haroşam oluştuktan sonra gösterdiğim şekilde birleştirme işlemi yapıyoruz. Burayı da daha sonra düğmelerimi dikip yan taraflarımı da dikip yeleğimizi bitirmiş olacağız. Bu şekilde bu dediklerimi de yapıp gelelim. Evet, yeleğimiz bu şekilde gördüğünüz gibi düğmelerini diktim. Burada dikişini yaptım. Buradaki birleştirme işlemini de yaptım. Burada dikişimi göstermek için biraz bıraktım. Nasıl diktiğimi görmeniz açısından gördüğünüz gibi bu şekilde düz olarak düz yönde dikiyorum. Dikim işlemini düz yönde yapıyorum. Dilerseniz arka taraftan da dikimini yapabilirsiniz. Nasıl tercih ederseniz ben bu şekilde yapıyorum. Çok düzgün duruyor. Şu şekilde bir tane bu taraftan alıyorum. Şu iki ilmeğimin arasından geçiriyorum. Buradan geçiriyorum. İğnemi gördüğünüz gibi şu şekilde geçiriyorum ipimi. İpimin bittiği yerden batıyorum ve diğer tarafından çıkıyorum. Bu şekilde birleştiriyorum. İpimin gördüğünüz gibi çıktığı yere batıp diğer yerden çıkıyorum. Bu şekilde dikim işlemini düz düzde yapıyorum ben. Sizler dilediğiniz başka şekillerde de dikim işlemlerini yapabilirsiniz. Bu şekilde koltuk altına kadar dikiyoruz. Bir oradan bir buradan olacak şekilde bu şekilde dikiyoruz yeleğimizi. Evet yeleğimizin dikiminde yaptıktan sonra yeleğimiz bitti gördüğünüz gibi çok sevimli bir yelek oldu. 3 aydan 9 aya kadar olabilecek bir yelek. Ölçülerini vermek istiyorum. Şu şekilde eni 24 santim, boyunda verelim şöyle 29-30 de boyu. Şu şekilde 29.5 olmuş gördüğünüz gibi boyu da bu şekilde çok sevimli oldu Umarım sizler de beğenmişsinizdir Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve bildirim zilini aktif hale getirmeyi lütfen unutmayın bu sayede bütün videolarımdan haberdar olabilirsiniz bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle Sağlıcakla kalın hoşça kalın.